başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Gibi seni kalbime, kalbime yazdım. Hep dualarımda seninle güldüm. Yürüdüğüm yollarda seninle yürüdüm. Attığım adımlarda seninle yaşadım. Ah! Ah!
Ah bu gitmeler. Nereden çıktı? Bunu ben nasıl ben sensiz yaşarım? Ben sensiz ne yaparım? Son masalım dedim. Seni kalbime yazdım. Şimdi ben sensiz nasıl yürürüm? Acılarla yüklü yollarda. Adımları ben nasıl kucaklarım? Her yerde sen, senin teninin kokusunu kalbime kazıdım. Canımın öbür yarısı. Şimdi nasıl yaşarım? Ben sensiz nasıl yaşarım? Hatıralarla yüklü anılarda, teninin kokusunda sensiz nasıl yaşarım? Canımın öbür yarısı. Nereden çıktı bu gitmeler? Ben sensiz nasıl yaşarım? Canımın öbür yarısı. Nereden çıktı bu gitmeler? Nereden çıktı bu gitmeler? Merhabalar canlar. Yine sizinle birlikteyiz. Biraz rötarlı ama çok güzel iki insanla birlikte ve çok kıymetli sizler, benim canlarım, evlerimde sizler var ya, bizleri konuk ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sevgili İnanç ve sevgili Enver, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duayen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Fahri Özay'ın her zaman söylediği bir söz vardır. Güzel insanlar güzel adreslerde buluşurlar. Aynen, katılıyorum. Size katılıyorum, doğrudur. Evet. Peki çok güzel bir yoldan geldiniz. Yani müzik yolundan. Hani evet. Tabii Mausa'dan geldiniz, o da çok güzel bir yol. Ama müzik yolundan ta buralara kadar hanginizden başlasam ki? Emre abiden başlayayım. Evet. Buyurun. Sevgili Enver, çok güzel bir single. Ben kendi albüm. Birkaç şarkını dinledim. Gerçekten çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum ve sevgili İnanç'ın da aranjesiyle o kadar güzel bir renk kattın ki, yaşattın evet. ki bizlere. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerime teşekkür ederim. Beğenildiği için teşekkür ederim herkese. Evet. Evet. 2 yıl büyük bir mücadele verdik. Hı hı. Tabii 40 yıl müzik hayatımız var. Evet. 2 yılda İnanç Eyüpoğlu ile beraber evet. çok büyük gecemizi gündüzümüze kattık. Hı hı. Albümü hep canlı çaldık. Zaten dinlediğiniz zaman o sound'u anlayacaksınız evet, canlı dinledim, çalındığını. Evet, dinledim zaten. Evet. Şimdi de izleyicilerimize dinleteceğiz. Evet. Tabii ki bu bestelerin yıllarca önce yapılmış olanları var. Şöyle diyeyim, 1980 nereden yapılmış bestem var bu albümde. Birçok evet, birçok bestem var ama hep seçtim böyle. İçinden bana gerçekten damgasını ve ruhumu hitap edenleri ve bu albümü yaptık. Evet. İnancına çok büyük bir mücadele verdik. Ay canım. Hedefimize ya. Ulaştık. Gayet güzel gidiyor. Ben aslında gecenize gelmek çok istedim ama İstanbul'da biliyorsunuz ben evet. işte aranjörüm, benim İstanbul ve Kıbrıslı bir aranjörüm. Evet. Yeni bestelerimi götürmek için gitmiştim ve çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çok da güzel bir gece oldu. O geceye katılmamak benim bir kayıp. Yani ben ama şunu söyleyeyim, siz yazmıştınız bana evet. İstanbul'da olduğunuzu. Evet. O gece hepsinizi... Burada ay, böyle yüreğimde ay. Hissettim. Gelemeyenleri de, canım. Gelenleri de hepsinizi hissettim yani burada. Gayet güzel idi. Bir avuç kadar renkleriz ve tatlarız. Aynen. Ama o kadar güzel olaylara imzalar atıyoruz ki giderken bedenimizi işte bu toprağa teslim ederken
bizim arkamızdan sayısız milyonlarca insanlar gelecek ki evet. bizler zaten besteciler olarak ilkleriz. 74 sonrası. Evet. Ne mutlu bizlere. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur, evet. Evet, sevgili İnanç, nasıl başladı müzik hayatı? Çok iyi bir usta, çok iyi bir aranjör. Müzik hayatı işte Enver abi gibi müzisyenlerin yanında başladı. Yani küçüğüydüm. Enver abinin yanına giderdim mesela. Onların Hı-hı. grupları vardı. Hı-hı. Birkaç tane daha böyle eski müzisyenin yanına giderek böyle başladı. Evden Hı-hı. kaçarak başladı. Yani evden kaçar mıydınız? Ben yani. Evet. Yani annem beni arardı böyle. Ben hemen giderdim. Şimdi yaşta küçük. Evet. Biz böyle işte 17'li yaşlar, 18'li yaşlar ama evet. İnanç daha da küçük bizden. Evet. Onun izin alıp kaçması biraz daha zor bilin tabii yaştan dolayı ama bayağı ben pencereden yani. Kaçar, oradan gider. Çaldığımız Aynen. yerde yanımızda muhakkak bir enstrüman bir şeyler çalardı. Aynen yani herkesin yanında biterdim, bir şeyler çalmaya çalışırdım. Kendim gayret güzel. Ettim, kendim yani çabaladım. Ne gördüysem, bizim zamanımızda internet de yoktu açık söyleyeyim. Mutlaka ne görürsek. Ki. İşte evet. abilerimizden evet. bize ne gösterirlerse veya evet. ne söylerlerse ya da ne görürsek böyle başladı. Çok çabaladım, çok uğraştım. Yani hayatımı zindan ettim diyebilirim buraya gelene kadar. Ay, zaten yani öyle diyebilirim. Değil midir? Çünkü bu memlekette bu işi yapmak yalnızca bu işten ekmek yemek, para kazanmak çok zordur. Ekmek Hele yemek yok. Bir de stüdyo. Stüdyo ekipmanları pahalı zaten, müzik ekipmanları pahalı. Her şeyi ateş pahası zaten. Yani bu müzik işinden özellikle stüdyo, aranjörlük, stüdyo sahibi olmak çok zor bir şey. Özellikle Doğru. benim gibi böyle, Ömer abi yakından bilir, çok titiz bir adamın böyle çok acılar çekeceği bir yer burası. Ama her şeye rağmen her şey çok güzel benim için. Ben hayalimi yaşadım, kendimi gerçekleştirdim. Ne güzel. Bu benim hayalimdi yani. Çünkü çocukken çok yatırdım, güzel. Rüyasını görürdüm, kendimi sahnede hayal ederdim. Tabii şimdiki çocuklar herhalde oyunları hayal eder. Doğru söylüyorsun. Ben o zamanlar sahnede hayal ederdim kendimi ve bunu başardım. Mutluyum. Evet. Sevgili Enver abimizle de bir albüm yaptık. Ne Böyle bir proje hep aklımda vardı. Onu da zorla yaptırdım kendine, onu söyleyeyim. Öyle mi? Neden? Tabii. Çünkü evet. çoğu insan kendindeki potansiyelin farkında değildir. İçindeki cevheri görmüyor. Aynen. Değil mi? Yani biz Enver abiyle Kurultay Hoca'nın albümünü yaptık. Sonra oturduğumuzda konuşalım. Allah Allah dedi. Yok ya biz yani... Ya sen kendinin farkında değilsin dedim ben kendisine. Uzatmayayım. Evet. Ya böyle çıktık yola. Ve şu anda aldığı feedbacklere kendi bile şaşırır. Elbette şaşırır. Ha şimdi çoğunuzun göremediği şeyi bizler görebiliyoruz yanlış anlamayın. Çok doğru. Estağfurullah. Ben zaten yani sayfasına girdim. YouTube'dan izledim. Gerçekten olağanüstü bir ses. Evet. Olağanüstü bir gitar. Yani bu sesin, bu bestelerin gitmesini, kaçmasını, yok olmasını istemedim. İşin açıkçası bu. Bir imza geleceğe, ne kadar güzel. Geleceğe bir bunu böyle güzel bir yatırım olarak görüyorum. Evet, gençlere evet. bir basamak. Evet. Tabii bunu kullanmayı bilene. Çok bunu da doğru. söyleyeyim. Tabii ki. Çünkü biz kendimizi çok ötelerik. Evet. Yani bir Türkiye baskısı, bir başka ülke baskısı var. Çok doğru. Biz böyle hep utanırız kendi yaptığımızdan. Gururla dinleyin, gururla dinledin. Olur mu? Bu şartlarda, bu imkansızlıklarda biz bunları yaptık. Evet. Yani ne kadar destek verseniz azdır. Hı. Bu Aynen. insanlara. Çok doğru. Onun için bunun kıymetini bilelim. Çok doğru. Ben inanın benim ikinci yılımdır programcılığa ama köşe yazarlığım 10 yıla dayanıyor. Evet. O kadar keyifle anlatıyorum insanlarımı. O kadar böyle hani bir insanı kaleme aldığım zaman kendi insanımı farklı bir tat hissediyorum içimde. Tatlı bir huzur ki sevgili İnanç az önce ne dedin? Bizim üzerimizde aslında kara kara bulutlar. O bulutları birbirimizi severek, destekleyerek Aynen. aşacağız. Aynen. Bravo. Aynen öyle. Bu Aynen. arada da sevgili yönetmenim ben çok heyecan yaptım. Eminim bizi böyle evlerinde ağırlayan o benim çok kıymetli canlarım da bu sesi merak ediyorlar. Bir an önce yavaş yavaş gelirse çok daha çok mutlu olacağız. Evet. Evet, kaç tane besten vardır? Şimdi bu albüme 10 tane sözü müziği bana Hı-hı. ait 10 tane beste yaptım. Hı-hı. Bestem vardır. 3 tane de cover'im vardır. Evet. Bu 10 bestenin tarzları ve yapıları işte Anadolu rock, rock, cha-cha, fusion.
Yani albüm renkli bir albüm. Hı-hı. Taktığınız zaman yolda giderken veyahut ne bileyim işte evinizde dinlerken şöyle düşünürüm. Daha doğrusu bu feedbackleri ben hep aldım, soruştururum. Hep gezer böyle. Ay, ne güzel. Sen ne buldun bu albümde? Sen ne görüyorsun bu albümde? Evet. Sana ne ima eder bu albüm diye soruyorum. Hı hı. Aldığım feedbacklardan işte yola çıktığım zaman, taktığım zaman albümü Mausa'dan çıktım. Lefkoşa'ya gideceğim. Bir saat dinleyebileceğim bir albüm çok diye alıyorum. Biz de zaten bunu planladıydık. İnanç Eyüboğlu'ya. Yani farklı bir şeyler yapmayı. Yani bu albüm tepeden tırnağına planlanır. Evet. Yani masa başı çalışması çok uzun zaman aldı. Yani 2 sene sürmesinin sebebi zaten kompozisyonların uzun bir aşamadan geçmesi. Evet. Yani iyice kompozisyonlara bir ağırlık verip notasyon, kompozisyon, ondan sonra bu parçayı nasıl ele alabiliriz ve bu parçanın bünyesini bozmadan, evet, kendine zarar vermeden. Hı-hı. Çünkü bizim ülkemizde de böyle bir hastalık, evet, var. Evet. Gidip Çikora'ya dinleyip şarkılarımıza uyguluyoruz biz. Böyle bir milletik. Ne varsa orada gelip olur olmaz basardık şarkının içine. Olmaz ki. Şimdi biz de bu hatalardan gelme insanlarız. Evet. Ama bir yaştan, bir doyum, hı-hı, noktasından sonra, hı-hı, bunları planlamak gerekir. Çok doğru. Şimdi ne bozmaz bu besteleri? Dedik uzun uzadıya. Biz arkadaşlarımızla, sevgili Ümit'le özellikle çok çalıştık. Hı-hı. Ümit Tulumbacı çok katkısı var bu albüme. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha. Bu çalışmalar bitirdikten sonra kayda girdik. Çok güzel. Yani hadi gel, evet, kaydedelim var bir de bizde. Hadi gel ya kaydedelim. Ama olmaz, yok, ki. Bir onu yapmadık. Evet, yani bir ağaç. Ki ben hiç yapmam yani. Evet, bir ağaç meyvesini kaç yılda verebilir ki? Evet. Bu çok, evet, önemlidir. Evet, bir, doğru, ağaç zaten zaman ister. Önce bir tohumdan oluşur, sonra, evet, fide olur, fidan olur, dallanır, budaklanır. Babam derdi 7 yıldan sonra olgunlaşır bir ağaç ve meyve vermeye başlar. Çok doğru. Çok, yani, doğru, çok eleştiri aldık, geç kaldı albüm diye ama ben değdiğine inanırım. Olsun. Evet, ben de aynı. İçim rahat yani. Yani biz hedefimize ulaştık. Evet, evet. Biz istediğimiz sound'u aldık. Hı hı. Hatta en son mixinde, masteringde bilin senin inan, evet, Beyda, bu konuları tartıştık. Gün geldi birbirimizi kırdık. Yok ki kırdık da tartıştık. Evet. İşte böyle olsun, öyle olsun, olmasın. Ertesi gün devam etti şu şekilde ve istediğimiz sound'u ben, hı hı, istediğim sound'u yakaladım. Evet. Şöyle İnancı söyleyeyim. Da büyük emeği var tabii bunda. Şöyle söyleyeyim, yani Enver abinin bize, bana ve ekibime yaptığı en güzel şey şudur albümün bu hale gelmesinde. Başlarken dedi, kardeş sen bu işi yapan, ben sana karışmam. Ay. Sen ne istersen yap. Şimdi çoğu zaman bunu bak anladın mı neden? Çoğu zaman böyle olur. Kardeş burasına bir şey koyalım. Şurasına bir şey yapalım. Evet. Bunu öyle yapalım. Tamam yapalım ya. Yapalım, evet, da bak böyle olduğunda da, hı-hı, tabii hiç müdahale etmedi demiyorum ha. Yani çok kritik noktaları, evet, bekledi. Günlerde bekledi. Bizim yanımızdaki, evet, çalışma odamızın, stüdyomuzun yanında bir çalışma odası var. Orada bekle. Ama aniden gelir. Kardeş yani yanlış anlama da falan. Ben burasını böyle, bana burası benim istediğim duyguyu vermiyor. Evet. Yani burasını böyle yapalım. Hop kapıyı kapatın. Devam. Evet. Yani çok değişik bir ambiyansta çalıştık. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar güzel çalıştım. Rahat hissettim kendimi. Bütün her şeyimi fışkırtabildim. Çok rahat güzel. Rahat. Ve bir şey çıktıysa da çizelim, bunun için çıkmıştı. İşte şarkıları. Şimdi ben, evet, buyurun. Evet, buyurun. Şarkıları ölümsüzleştirmek zaten, hayat vermek ayrı bir mutluluktur. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ben 40 yıl müzisyenlik yaptım. Ne güzel. Ne güzel. Çaldım, söyledim ama kayıt, stüdyo başka bir şey. Çok doğru. Stüdyoda o kayıt yapmak şey. Gene başka bir şey. O ayrı. Onun için Kıbrıslıca bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Kıbrıslıca diyeyim, evet. Bu laf hastayım ha. Evet. Peksemeti dişli adama vereceğin yesin. Mutlaka. Yani dişli adam peksemet çiğneyemez. Anladın? Onun için beni aşan, benim verebileceğimi ben verdim, duygularımı kattım, evet, duygularımı verdim inanca. İnanç da bunları aldı. Evet. Ama kayıda sokacağı zaman, bunları kayıda alacağı zaman da, dişli adam işte İnanç Eyüboğlu'dur. Evet, evet. Peksemeti, evet, bu adam yiyebilir. Şimdi çok enteresan. Ben ilk defa hayatımda sizi nerede dinledim ikinizi?
Bülent Fevzioğlu'nun gecesinde. Evet. Çocuğunun, evet, evet. Sevgili Bilgi'nin gecesinde dinledim. Çünkü biliyorsunuz ben sizler gibi öyle orada burada sahne almıyorum. Sadece özel geceler olacak. Albüm evet. sanatçısıyım, klip sanatçısıyım. Olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Çünkü az önce bunu da tartıştık. Yayın öncesi. Öğrendim dediğimiz anda zaten hiçbir İter. Şey bilmediğimizdir. Şimdi bizim aramızda yani bu albümden evveliyatı da vardı. Yani biz zaten ben gençliğimin, delikanlılığımın bir bölümünü Enver abiyle geçirdim. Evet. Yani ne hikayeler, ne alemler neler yaşandı. Uzun zaman bir ayrılık oldu aramızda. Bir kopukluk oldu. Onun ayrı işleri oldu. Mutlaka. Sonradan bir araya geldiğimizde baktık ki güzel bir uyum var aramızda. Çok güzel. Ben de sahneye, biz de sahneye çok böyle çıkma taraftarı değildik. Çünkü çok yoğun konserlerden ve programlardan gelmeyiz ikimiz de. Şimdiki de değildik yani açık söyleyeyim. Estağfurullah. Mesela o bir yerde 7,5-8 sene memur gibi çaldı. Ben 10 sene çaldım bir yerde. Yani ne kadar güzel. Bak 10 sene diyorum. Evet. 4-5 günü haftanın yani. Evet. Günde 2 kere bazen. Biz ben şunu söyleyeyim İnanç. Biz müzisyenliğin en ağır sektöründe yani en işçi düşün. Bir inşaatta ustabaşı var, işçi var. Biz işçi gibi işledik. Evet. Biz yoğrulduk yani. O dönemlerden geldik yani biz. Evet. Ne kadar güzel ama süper. Ve onun bize güzel. Kattıkları ile evet. güzel duygularla bir şeyler tabii. yapmaya çalıştık. Güzel duygular olmadan zaten oluşur mu yani o güzellikler? Bunun evveliyatı var yani. Hı-hı. Şunu da söyleyeyim. Ben şunu da söylemek isterim. Müzisyen olabilin. Çok iyi bir müzisyen olabilin. Hı-hı. Ama beste yapamam. Yani öyle insanlar da var yani. Bestecilik çok ayrı bir kavramdır. Evet. Ayrı bir tattır. Bu genlerde yatan ve insanın içinden gelen bir ilham perisidir. Doğrudur. Müzisyenlik ayrıdır, bestecilik ayrıdır, icracı ayrıdır. Ama tabii ki içimizi de hepsini bir arada götüren insanlarımız evet. vardır. Vardır. Onlar vardır. Da artık bulunmaz cevherlerdir. Evet. Çok özel söz cevherlerdir. Yazma farklı bir evet. branşıdır bu işin. Söz yazan, müziğini yapan, hı hı. müzisyenlik yapan. Yani bunlar tabii ki bir mücadele ister veyahut da bir gen alımı ister. Yani geninde olacak yani bu. Çok mesela benim doğru. oğlum da. Evet. Benim oğlum da müzisyendir. O da aynı. Evet. Söz yazar, benimki de aynı. Yapar. Ne güzel, öyle. Ne güzel. Ne evet. mutlu sizlere. Allah bağışlasın. Benim ne oğlum mutlu. Da öyle o şekilde. Şunu evet. da söyleyeyim yani. Enver abinin bu albümüne yaptığımız bu emeklere halkımız çok teveccüh etti. Hı hı. Onu görürüm ve çok sevinirim. Ne güzel. İlk önce onun adına sevinirim. Evet. Sonra emeklerimiz boşa gitmedi. Ona sevinirim çünkü bu albümlerin Türkiye'deki değeri en kötü production şirketinden 20 bin dolardır. Öyle. Bak 20 bin dolar. Türkiye piyasasını bana sorabilirsiniz. Tamam. Evet. Bu albümün yani. Evet. Evet. Atıyorum. Evet. Mesela en kötü production şirketiyle. Evet. Bizim mal ettiğimiz şeyler, miktarlar komik rakamlardır. Evet. Bu yüzden teşekkür ederim halka. Hı-hı. Çünkü evet. biz bu işi daha fazla halkımız için, toplumumuz için, özellikle gençlerin evet. bir basamak olarak görecekleri insanlar yaratabilmek adına yapıyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Toplumlar kendilerine böyle icatlar yaparlar böyle bizim bak şunumuz var bizim bunumuz var biz de şunumuz var demek için yapabildik. Umarım başarabilmişizdir. Herkes her şey olabilir değil mi? Ama sanatçı asla. Evet, değil mi doğru. canlar? Sanatçılık başka bir şey değil. Milyonlarca evet. yıl dünya yaşadıkça o ülkeyi var eden tek unsurdur. Ben bunu şeyde söyledim. Albüm tanıtım gecesinde ne protokole de söyledim. Hı hı. Tabii bize burada şunu söyleyeyim. Yani ben Kıbrıs sanatçısı, müzisyeni diyelim olarak veya bir bestecisi olarak ilk kez devlet ve belediye bize sahip de çıktı. Ne kadar güzel. Aa, çok mutlu evet. oldum şimdi. Gazimağusa Belediyesi. Çok Gazimağusa mutlu Belediyesi oldum. Bize ana sponsorumuz oldu. Ne kadar güzel. Çok aferin. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim buradan Gazimağusa Belediyesi'ne. Hı hı. Ayrıca Turizm Bakanlığı bize işte albüm tanıtım gecemizin kokteylini filan bunlara yardımcı oldu. Ve hala çok daha güzel. Da yardımcı olmaya olsunlar. Her an için hazırdılar. Olsunlar. Biz projemizi önlerine koyduğumuzda bu insanların
bu makamların önüne koyduğumuzda incelettirdiler ve kayıda değer gördüler ve bize de sahip çıktılar. Öyle teşekkür ederim. Zaten. Çok mersi, çok sağ olsun. Öyle oluyor zaten. Değil mi? Evet. Hep radyolara dağıttınız. Hepsine değil ama 3-4 kanala verdim. Evet. Bize medyada sahip çıktı. Ben çok ondan güzel. Da memnunum. Süper. Birçok kanallara çıktım. Çok. Ben takip ettim sizi, evet. Gördüm. Evet. Çok güzel. Sahiplendiler parçayı. Zaten yani. Uluslararası da dağıttık albümü. Yani aa, süper. 24 bölgede, tüm ülkelerde. Harikasın. Dağıttık yani. Çok. Yani buradan daha fazla yurt dışına dağıldı diyebilirim size. Siz inanır mısınız ki yurt dışındaki insanlar, sayfalardan biz farkındayız. Daha fazla bir ilgi gösteriliyor. Daha çok ilgi gösteriliyor Kıbrıslı sanatçılara. Evet. Daha evet. çok takip, daha çok. Ama halkımız da gerçekten son zamanlarda inanılmaz sahiplendi kendi sanatçılarına. Yok, ben kendi sayfamdan görürüm. Evet. Gerçekten ben çok teşekkür ederim dinleyicilerime, evet. seyircilerime. Kendi canım. Sayfamdan da görürüm. Gayet güzel sahiplendiler bizi yani. Gayet güzel tepkiler vardır. Hı hı. Ayrıca İnanç Eyüboğlu yani bizim dışarıdan da Avrupa'dan da download yani indiriyorlar parçalarımızı. Tabii. Ben bunu da fark ettim. Çok güzel. iTunes'dan işte diğer kanallardan, atmış olduğun kanallardan parçalarımız indiriliyor. Peki. Yani hangi telefondan, hangi tabletten, hangi bilgisayardan yazarsanız yazın. Bütün müzik storelardan ve bütün içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Evet. Her türlü şey orada durur ve hepsinde patenti var. Yani evet. şu anda Enver Ermetal'in parçasını hı hı. alıp bir yere yükleyin ve bir bakın bakalım ne olacak. Evet. Yükleyemezsiniz. Patentli. İşte ve bu patent Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir markası. Ne kadar o güzel. O Neil Records. Evet. Ne kadar güzel. Bu kadar. Süper. Türkiye, Japonya, Amerika değil. Çok o Neil Records markası. Evet. Bizim ülkemizin markası. Çok adı güzel. Altında yayınlanıyor. Bu benim için çok değerli bir şey. Zaten bu ülkeyi terk etmememin, kaçmamamın, burada bir şeyler yapmamın da sebeplerinden biri de budur. Ülkesini seven bence terk edip gitmez. Gitmez tabii. Savaş değil alanı mi? Burasıdır. Evet. Savaş evet. alanı burasıdır. Şimdi buradan savaşacağım. Geçmişi bırakalım bir tarafa. Ama şimdi bu şartlarda bir insanı ben düşünemiyorum ülkesini terk edip gitsin. Savaş yok, bir şey şimdi yok. Şimdi bizi dinleyen gençler bize çok kızıyor. Ben öyle savaş, mi? Yok, ben savaş derken onu bizde. Demek istemedim. Ben savaş derken esas, yani bu mücadeleyi burada evet. vereceğim. Çünkü meydanında vereceğim. Geçen ay biz iki kişiyi daha yolladık bizim ekipten. Ay. Tabii. İki kişi daha gitti. Ben dedi yapamıyorum artık. Ya kalın. Evet. Ya, yönetmenim hazır mı şarkılarımız? Ben çok merak ediyorum. Geliyor değil mi? Yani onlar bize bazen yazarlar. Görürüm yani. Bizim işte geri kafalıdır bizim bazı abilerimiz diye ben geçenlerde bir şey gördüm. Televizyonda. Bu konuşmalardan dolayı. Yani kalın burada bir şeyler evet. yapalım. Dediğimiz için. Evet. Bize böyle bir tavır takınıyorlar. Ben onu görüyorum. Bizim düşüncemiz bu. Onların düşünceleri de o. Allah herkesin yolunu aşık etsin. Evet. Sıradaki şarkımız gelsin lütfen. Evet. Sıradaki şarkımız Sarhoş'u yapalım. Tamam. Çok varsa, albümde. Ha öyle yapıyoruz. Kabulümüzdür. Tamam. Tamam. Peki. Tamam. Yıldız
sarhoşum, yorgunum ben. Gel üzme beni. Sevmediğim söyler gözlerim. Çok özledim sevdiceğim, üzme sen beni. Yalnızlıktan korkar oldum, bırakma beni. Tüm kalbimle sevdim seni, terk etme beni. Karanlıkta yıldız olup aydınlat beni. Güneşim ol, ışığım ol, sevdim ben seni. Karanlıkta yıldız olup aydınlat beni. Güneşim ol, ışığım ol, sevdim ben seni. Sarhoşum, yorgunum ben, gel üzme beni. Çok sarhoşum, yorgunum ben, gel kurtar beni. Evet, sarhoş. Hangi duygularla, hangi duygularla ve kime aşık oldun? Bu programda her şey konuşulur. Aman Tanrım. Bana ne? Ben tabii ki en büyük aşkım eşim. Herhalde. 13 yaşında aynı okula gittik. Aynı sırada oturduk. Ve büyük bir aşk. Büyük bir alkış. Zaten, hadi birlikte. Zaten Mahmut Kemal Lisesi'nde Enver'in Hatice'nin aşkını sorarsanız bütün lise, o dönemin lisesindeki bütün insanlar bilir. Çalkalanırdı yani. Evet, çalkalanırdı resmen. Bunun üzerine de bir şey yapılır. Yapıldı. Zaten evet. çoğu parçalarım o hislerinden yapılmış. Tabii içinde çok güzel. İçinde şeyler de var. Yani bunun protez müziğimiz de vardır. Daha hareketli parçalarımız da vardır. Ama sonuçta tabii ki her bestenin yapıldığı dönemlerde belli bir hisler yaşar insan. Farklı renkler. Evet. O hisler bir şeyler indirir, yukarıdan iner. Onları da eğer hayata geçirirseniz işte bunlar doğar. Şimdi yine benim çok özel bir sözüm var. Diyorum ki Fahri Özay'ın içinde milyonlarca Fahri Özay yatıyor. Ve her yıl veya aylar işte zaman geçtikçe, mevsimler döndükçe o her bir Fahri Özay gün ışığına çıkmaya çalışır. Evet, doğru. Ve inanıyorum ki sizlerin de öyledir. Yani öyledir. Sanat ruhlu insanların yüreklerinde ve içlerinde milyonlarca sanat rengi vardır. Doğrudur, çok katılıyorum güzel. Size. Bravo. Her dönemin yaşadığınızla aşk, hüzün, sorun, evet. Her dönemin bir başka eseri rengi var bu evet. Albümde. Ama evet. Ben hiç böyle fazla konuşmadan diyorum ki peş peşe gelsin. Şarkılar. Parçalar. Değil mi? Gelsin. Evet. Aynen. Peş peşe gelsin şarkılarımız. Evet. Çünkü bizi evlerinde harikler. Gece sarar hüzünle, gidemezler durur. Bitmez sevdam seninle, her sorgudan ölürüm. Gece sarar hüzünle, gidemezler durur.
bitmez sevdam seninle. Her sorgudan hani ben gündüzüm, hani ben gecendim, hani ben güneşim, hani ben sevdandım, hani ben gündüzüm, hani ben gecendim, hani ben güneşim, hani ben sevdandım, hani ben gecende parlayan ışıktım, hani sen benim sevdam. Yaşarken güzel günler, hüzün dolu geceler, gidişinle yanarım, arar seni sorarım. Yaşarken güzel günler, hüzün dolu geceler, gidişinle yanarım, arar seni sorarım. Hani ben gündüzüm, hani ben gecendim, hani ben güneşim, hani ben sevdandım, hani ben hani ben gecendim, hani ben güneşim, hani ben sevdandım, hani ben gecende parlayan ışıktım, hani sen benim sevdandım. Ben evet. Onu çok tuttum. Sevdam. Sevdam. Dinledikçe daha tutacağınız çok... şeyler var içerisinde. Abi çok güzel. Peş peşe gelsin. Hiç durmayalım. Ne olur lütfen. Hadi bakalım. Hepsi evet. Gelsin. Yönetmenim hadi arka arkaya lütfen. İçimdeki hisleri bir bilebilsen, bir bilebilsen. İçimdeki hisleri bir bilebilsen, bir bilebilsen. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Asalet, kalçandaki marifet. Yürüyüşün asalet, kalçandaki marifet.
içindeki metaneti bir bilebilsen, bir bilebilsen. İçimdeki metaneti bir bilebilsen, bir bilebilsen. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Aman aman güzelim, seni severim. O güzel gerdanından öpmek isterim. Süper. Süper. Bunu da tuttum. Bu da çok çok süper. Evet. Arda arda gelsin. Hiç durmak yok. 8. Gelsin mi? Kaptıralım. Kaptıralım geliyorum. Çabuk geçti, aldatsa aldatılar. Yıllar ne çabuk geçti, aldatsa aldatılar. Oy, haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara, haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara. Şimdi bembeyaz oldu, bak artık saçlarıma. Şimdi bembeyaz oldu, bak artık saçlarıma. Oy, haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara, haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara. Düşünmek istemezsin, geriye ne kalmışsa. En çok sevdiğin bile seni kırmak ister misiniz? Dönüp de şu boş yıllara. Haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara. Haykırmak ister misin? Dönüp de şu boş yıllara. Süper.
Evet. Harika. Haykırmak ister misin dönüp de şu boş yıllara? Bunun anısını söyle ama ya. Şimdi yani. Bunun anısı şöyle, bu bir cover'dir. Hı hı. Bunu biz tabii ki İnanç Eyüboğlu'na oturup aranje etti ve kaydettik. Bu ben 1979'da profesyonel müzik yapmaya başladım. Ve 1979'dan beridir ben bu parçayı her programda çalar söylerim. Çünkü zaten gittiğim aynen. yerlerde benden besteni lütfen çalar mı diye benden bu parçayı isterler. Yani bu Enver Ermetel'in Milli Marşı gibi bir şey. Milli Marşı oldu. Mausa'da yani. Her gittiğim yerde bu parçayı benden isterler. Biz de öyle bilirdik yani. Hadi bari bunu çalalım. Genç yaşlarda da böyle derdik yani. Evet. Biz severdik de bu şarkıyı. Evet. Kısmet oldu. Yıllar evet. sonra aranje etmek bana nasıl ama oldu. Ama hep böyle ne diyorsunuz enteresanı? Da şu yılları sayıyorsunuz genç yaşlarda. Sanatçının yaşı yok ki. Yaşlılığı da yoktur. Doğrudur. Ben yok müziği... Yani. Ben müziği bir dönem bundan 5 yıl önce gibi filan böyle bir küstüm böyle şeye. Müziğe değil de. Müziğe değil kendinize küstünüz. Küstüm. Müziği o normaldi. Müziği bıraktım. Hassasiyetinizden evet. kaynaklandı. Yani böyle bir şeylik geldi bana. Bir bıkkınlık geldi. Bir bıkkınlık bir değil o. Hayır, yani o aslında sanat ruhlu. Her insan bunu yaşıyor zaman zaman. Evet. Belki o ilgiyi görememek veya birileri tarafından kırılması, incinmesi. Çünkü unutmayalım ki sanat ruhlu insanlar 10 kat hassastırlar normal insanlar. Doğrudur. Ben buna katılıyorum. Ve o çok doğaldır. Onu zaten doğrudur. Yapmamak hatadır. Şimdi evet. bu ilgiden bahsettiniz. Hı hı. Aslında bu ülkede çok Enver abi gibi çok değerli insanlar var. Çok. İlgi görecek çok insan var. Çok. Yalnız görüyorum. Bir eleştiri de ben yapayım. Hep biz eleştiriyoruz. Tabii tabii buyurun. Doğru insanlar, doğru projeleri yapmıyor bu ülkede. Bak söylüyorum size. Ay canım. Sebep şu. Moda ve akıma göre gidiliyor müzikte de. Doğru. Bu bir kıyafet, ayakkabı değil. Değil yani. Müziğin modası yok. Anlatabildim ki. Mi? Evrenseldir ve de... Yani doğru kişi, doğru projelendirme, müthiş bir masa başı çalışması, çok doğru. müthiş kompozisyonlar, çok doğru. müthiş bir diyalogla harika evet. şeyler çıkar. Evet. Evet. Zaten bunun örnekleri de var. Yani ülkemizden çıkan bir sürü insan var. Aa, hem de nasıl? Ama ben açık söylüyorum. Biraz taraflı bakarım bu işlere. Hı-hı. Burada yapılan işler benim için 10 kat daha değerlidir. Evet. İstersen git. Evet. Şeye çık. CNN'e çık. Ya müzisyen, MTV'ye çık. MTV'ye zaten. Çık. Bak beni evet. tatmin edemem. Evet. Bir odacıkta kayıt yap. Mausa'da, Lefkoşa'da, Gilnere, Güzelyurt'ta bana yolla. Benim için o daha değerlidir. Ay canım. MTV'den. Evet. Evet. Çünkü şartlarımız belli, durumumuz belli, neyine evet. savaşırık belli. Yani bilmiyorum ama bu Kıbrıslılık sevdası hepimizde vardır. Yani ben de keza aranjörümün belki de Kıbrıslı olmaması, eğer Kıbrıslı olmamış olsaydı ben bugün yeni türküyle çalışmayacaktım. Çok ciddi söylüyorum size. Evet. Çünkü ben kararımı verdiğim gün zaten tanışmıştım. Yani şartlarını, bak şartları ülke belirliyor. Evet. Kendin de evet. belirleyebilirsin evet. şartlarını. Hep söylerim evet. televizyonlarda bunu. Mesela benim tanıdığım yok mu? Türkiye'nin zaten %90'ı benim tanıdığım. Ama sizin, müzik piyasasını. Sizin duygularınızı ve sizi tanıyacak olan ve bilen zaten kendi insanınızdır. Burada üretmek, evet. burada evet. yaratmak evet. ve bu imkanları kırıp imkansızlıkları parçalamak. Çok doğru. Bir şeyler yaratmak. Çok doğru. Benim için çok değerlidir. Mutlaka. Beni anlayan şu anda olduğu gibi anlamayanlar da vardır. Mutlaka olabilir. Anlarlar. Mutlaka anlarlar. Daha da çalışmak, daha da şabalamak, evet. daha da imkansızlıkların evet. üstünde mücadele. Aman şikayet. Ama olmaz diyorum. Ki şikayet. Biraz yani, da sen üret, ya yarat üret bir şey yap. Ki, üret ki zaten kimse gelip de sana bir şey veremez ki. Dün akşam biri beni evet. aradı. Hı-hı. Pardon. Beni aradı. Dedi ben ismini vermeyeyim. Bir yerde bekçilik yaparım dedi. Hı-hı. Nöbet beklerim. Evet dedi. Çok güzel bestelerim var dedi. Vallahi bak akşam aradı evet. beni biri. Dedim ne güzel ya oturduk ne 15-20 güzel. Dakika telefonda konuştuk tanımıyorum ne güzel. Adamı. Yani anlatabildim. Evet. Ya bu diyalogları, bu güzellikleri yakalayabilirsiniz. Biz ülkemizde. Zaten bunu kırmak için, bu perdeyi kırmak için mücadele verdik inancına. Yani bu evet. albümü yaparken bu konuştuğumuz konudaki hı-hı. perdeyi gençlerin önüne açmak işte böyle ama bir şeyden yapılır. Genç.
Aman yapılır. Ne güzel gençlerimiz çok, vardı. Çok. Ay bunları böyle bütün o gençliği var ya, bütün sevgimle kucaklıyorum. Ve hep buralardan da söylüyorum, ne olur ben size ulaşamazsam eğer siz bana ulaşın. Ben kendi insanım için ölürüm. Yani çünkü benim insanım farklı bir şeydir. Keza Türkiye'den de yurt dışından da birçok dostlarım var. Zaman zaman burada ağırlıyorum kendilerini. Ama dediğim gibi ben bu arenada daha çok kısa, ikinci yılımdır. Ama elimden geldiğince kendi insanımı tabii ki ağırlayacağım. Yani bu konuda kendinizi fark ettirdiniz Fahriye Hanım. Ay, yani ben çok gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Kendi ülkeni sevmek, insanını sevmek bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Evet, dünyanın evet. En büyük zenginliğidir vatan sevgisi. Bunun. Aynen. Adı üstünde vatan ve bu sevgisi. Şikayet eden insanları anlayamam. Çünkü benden daha fazla şikayet eden verebilirim. Şikayet etmesi gereken adam yok ya. Ay niye edeyim ama değil bak, mi? Ben etsem ben edeceğim yani. Ne şartlarda evet. Savaşıyorum yıllardır. Evet. Ben bilirim, bir Allah bilir. Ama ben oturuyoruz stüdyomuzda, çalıyoruz, söylüyoruz. Evet. Üretiyoruz. Evet, ne güzel. Onun için şikayet etmeyin siz de lütfen birazcık yaratın. Evet, üretin. Evet. Şarkı söyleyin. Hadi gelsin. Hadi bakalım. Şarkılar gelsin. Sevilmedim. Bir güzele gönül verdim. Sevdim, sevilmedim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Sonuna geldim. Acılardan kurtuldum, sonuna geldim. Hep ezildim, ezdirtmedim, kendime yettim. Hep ezildim, ezdirtmedim, kendime yettim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Sonuna geldim. Acılardan kurtuldum, sonuna geldim. Ne savaşlar, ne acılar. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Barış derken çarpık düzen, ben yenilmedim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Hatalarla, sevaplarla sonuna geldim. Bu da ayrı bir renk, ayrı bir tat, çok güzel. Evet. Gerçekten yürekten kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir olaya imza attınız birlikte. Çok teşekkür ederim. Yani bu duyguların böyle saklı bir sandıkta kalması o haksızlıktı. Şimdi böyle gün ışığına çıktı, süper. Bu ilk yaptığım bestelerin bir tanesini
konuşup karar verdikten sonra İnanç Eyüboğlu olan yapacağımda bizde teknoloji yoktu bilirsiniz. Yıllar önce ta 80'lerin besteyi çıkarttığım zaman böyle kağıtta yazılı sözler, ama ne güzel bir duygudur. O kağıtta yazılı böyle lime lime olmuş kağıt. Bu nedir ya dedim. Baktım dedim nedir ya bu ne kadar işte güzel bir şey. Çocuğum gibi sakladım. Biliyor musunuz yani kalemle yazılan her şey farklı bir zevk veriyor. Hala daha onları falan yani saklıyorum ben. Evet. Benim onlar 30 yıl önce yazdığım o işte onlar çok güzel yazılı. Ya. Kağıdın rengi kaçmış artık. Bir düşünebiliyor başka musun? Bir şey sarardı kağıdı. Bir düşünebiliyor musunuz? Onu böyle koklayabilmek, o yıllara evet. gidebilmek. Evet. Ne kadar o güzel. O günleri geri dönebilmek. Ne kadar güzel. Anımsamak. Ve şimdi hep yad etmek. Her evet. parçanın nerede yazıldığını, nerede yazdığımı, hangi gece, nerede, ay. Nöbette, işte, gece salonda otururken, gece uykumdan kalkıp gidip salona oturup gece vakti yazdığım sözler. Hepsi aklımda o parçalar. Evet, benim hocalarım hep şöyle derlerdi bana. Ne olur her zaman yanında kağıt ve kalem kullan. Çünkü kalemle yazmak başka bir şey gerçekten. Evet. Ben hep onu yapıyorum. Evet. Kağıt evet, kalem. Şimdiki... Evet gelsin şu arkalar. Devam edelim. Hiç. Evet. Memleket havasında